AK Parti'de kongre süreci başladı. Başladı. 5 ilçemizde de kan değişikliğine gidildi. O gün sizin programınızı da dinledim. Ankara'da bir aslında Kayseri tarzında bir şeylerden bahsettiniz. Son olarak da aslında bunları söylemekten hicap duyduğumuz, fakat Kayseri'de toplam kilosunda aldım 30 kiloluk bir Erciyes'te sucuğun dağıtılması maalesef Türkiye'de gündem oldu. Farklı anlaşıldı, evet. 1,5-2 ton sucukların dağıtıldığı programlar vardı. Eski Ticaret Odası Başkanı, Allah rahmet eylesin, Hasan Ali Kilci zamanında pasuma yapıldı. 1,5 kilometreye yakın uzunluğundaki mangalda sucuk dağıtıldı. Kimse bir şey demedi ama maalesef böyle de bir talihsizlik yaşadı aslında Kayseri. Bu konularda neler söyleyeceksiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Sizin aracılığınızda en azından sesimizi duyurma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, malum Kayseri'de 16 tane ilçemiz var. 5 ilçemiz için teşkilatımızın verdiği karar çerçevesinde kan değişimine gidildi. Önceki ilçe başkanlarımız gayretli, çalışkan insanlardı. Ama yenilenmesi, teşkilatların büyümesinin artırılması noktasında böyle bir karar verildi. Sağ olsun başkanımız tüm milletvekillerimize istişare etti. Genel merkezde özellikle tüm milletvekillerimiz il başkanımızla beraber tekrar teşkilat başkanımızın huzurunda konuyu tekrar beyan ettik. Bu şekilde bir karar alındı. Ben emeğe geçen değerli dava arkadaşlarımıza, ilçe başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onlarla beraber bir kısmıyla daha önceki seçimlerde çalışma şansımız olmuştu ben il başkanıyken. Gayretli arkadaşlar. Tabii bu yetişmiş insanları, tabii ki il başkanımızın karar vermesi söz konusu ama boş bırakılmayacak. O insanlar ilde veya farklı yerlerde değerlendirilecek. Onların tecrübelerine istifadeyle devam edilecek. Önümüzde bir kongre süreci var. Ayın 12'sinde kısmet olursa, yanlış bilmiyorsam Bünyan'la başlıyoruz. Sonra Felahi Özvatan olsa gerek 13'ünde. En sonunda da 9'unda Kocasinan, 16'sında da en büyük ilçemiz Melikgazi ile bu işi taçlandırıp sonrasında il kongresine geçilecek. Muhtemeldir ki Mayıs ayı içinde de büyük kongremiz yapılacak. O zamana kadar teşkilatlarımızda hummalı bir çalışma var. Yönetimler, delegeler, ilçeler, kendi içerisindeki ilçelerin görev dağılımları vesaire bayağı bir önümüzde hummalı bir çalışma dönemi var. Bunu yakinen takip ediyoruz. Biz de bildiğimiz kadarıyla ihtiyaç olunan noktada yer almaya devam ediyoruz. Bir diğer husus, özellikle kilosundan bahsettiniz, 30 kilo kadar dediniz. Burada kilosal ağırlığı bir tarafta ama Türkiye'de özellikle yapılan işin dışında bir amaca hizmet ettiği algısı oluştu. Orada Sayın Mevcut Bakanımız, önceki dönem Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Hanım ve Murat Cahit Cımbık'ın ve özellikle de il başkanımızın olduğu bir atmosferde bunu sanki insanlar parti yapıyorlarmışçasına lanse ettiler. Kayseri için doğru bir şey olmadı. Buradan sizin aracınızla şunu söylemek istiyorum. Bizim birinci önceliğimiz tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'ydi ama temelde ikinci önceliğimiz Kayseri. Kayseri'nin herhangi bir şekilde yanlış anlaşılmasına veya özellikle kötü anılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonraki süreçte bu tür çalışmalara hiçbir zaman için fırsat vermeyeceğiz. Bu hoş olmadı. Her atmosferde söylüyoruz, her atmosferde söylemeye devam edeceğiz. Burada daha önce dağıtılan o pasuma festivali keşke devam etseydi. Bak net söyleyeyim, pastırma, sucuk, mantı mıydı? Pasuma festivali bir sefer yapıldı. İşte büyük organizasyonlar yapılmıştı. Şu anda geldiğimiz noktada ülkelerin, şehirlerin lezzetleriyle anılan atmosferde yaşıyoruz. Türkiye genelinde ben iddia ediyorum, büyük bir şey söylemeyi düşünüyorum. Nedir diyeceksiniz? Kayseri, özellikle Kayseri sofrası hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar zengin ve lezzetli. Bunu tekrar ediyorum. Antep'tir, Hatay'dır. Tamam, onların sofraları da geniş olabilir. Lezzetleri de farklı olabilir ama Kayseri kadar çeşitliliği çok yüksek ve yiyen insanların şehri hatırlarken mutlulukla hatırladıkları lezzet şöleni Kayseri'de. Bunu sadece sucuğa indirmek için zaten başka şehirler uğraşıyor. Bir şehir diyor ki biz daha çok üretiyoruz. Biz il başkanlığı dönemimizde böyle bir şeyle karşılaşmıştık. Oradan biri açıklama yapıyor ki Kayseri ne ki? Sucuğu biz daha fazla yapıyoruz. Öbürü çıkıyor. Pastırma bizim işimiz. Bu mantı ne kadar meşhur oldu. Herkesin mantısı varmış. Herkes mantı yapıyormuş. Kayseri'ye bakarak taklit ederek bir yere geliyorlar.
Siyasette de taklit oluyor. Bu lezzetlerde de taklit oluyor ama Kayseri kimse kolay kolay taklit edemez. Niye? Buranın toprağı verilen emek çok farklı. Dolayısıyla bizim bundan sonra o mangaldaki dumanla bizi özellikle oradaki önceki dönem bakanımızı, mevcut bakanımızı, il başkanımızı ve iki milletvekilimizi hedef alır şekilde böyle bir şeyin lanse edilmesi, Türkiye çapında duyurulmaya çalışmasını en kısa tabirle Kayseri yapılan kötülük olarak görüyorum. Çünkü oradaki insanlar bir şov yapmıyorlar ki. Gelen misafirleri dağıtıyorlar. Diğer sorunun soruya geçecek olursak, Sayın Cumhurbaşkanımız Amerika seyahatinde Türk evinde Almanya Cumhurbaşkanı'nı Türk evinde misafir etti. Bizler de Kayserili olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olan Ankara'da 3 katlı 5 katlı bir binayı edinip orada Kayseri evi yapmamız, Kayseri'nin bilinirliğini ve Kayserili iş adamlarımız olabilir, bürokratlarımız olabilir, Ankara'daki devlet dairesindeki yönetici olanlar olabilir, oradaki memurlar olabilir, Kayseri menşeli olan insanlarımızın buluşma noktası olur. Şöyle bir şey olabilir, siz diyelim ki Ankara'ya bir programa geldiniz, oraya kendi eviniz olarak varırsınız, cihazınızı koyarsınız, 5 dakika bir çay içersiniz, belki ufak tefek ikramlar olur, tabiri caizse ayağınızı uzatır oturursunuz. Orasının buluşma noktası olmasını istiyoruz. Kayseri için, Kayseri sanayiciler için bu çok küçük bir hamle ama çok büyük neticeler olacağını kanaatindeyim. Çünkü bize yıllarca şunu söylediler. Dediler ki Kayseri'li işini bilir. Biz 5-6 yıl önce göreve geldiğimizde hayır kabul etmiyoruz. Kayseri'li işini bir üstü çizik altına Kayseri'li işini takip eder. Elhamdülillah bu oturdu şu anda. Geldiğimiz noktada bizim Ankara'da bürokratımız yok ki. İnsanlar hep bunu konuşuyor. Ben hiç öyle olmadığını düşünüyorum. Ben karşılaştığım, tanıştığım kişilere de not alıyorum. İşte bu Kayseri'li işte falan ilçeden vesaire. İlçe başkanlarımıza daha önce şöyle bir tavsiyede bulunmuştuk. Kendi ilçelerinden Ankara'da bürokrasi olan insanları bir araya getirelim gayretinde olalım. Çünkü onlar da ister istemez kendileri tanıdıklarını biz bilemeyebiliriz. Bu insanların bir araya gelmesi için Kayseri evi olmazsa olmaz elzem bir durum. Belki Kayseri gündeminde hiç olmayan bir şey konuşuyoruz ama ileriki tarihlerde iyi ki yapmışız diyeceğimiz bir konu olacak. Bunu da sizin aracınızla duyurmuş olduğumuz için kendimi mutlu hissediyorum. Teşekkür ederim. Peki başkanım, biz teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladığınız için. Estağfurullah.